İlimiz özellikle çayır mera alanında oldukça alan olarak fazla bir il olmasına rağmen çayır ve mera alanlarımız özellikle zayıf karakterli meralardan oluşmakta. Ot verimi oldukça düşük seviyede, otlatma baskısıyla yüz yüze kalmış meralarımız var. Son zamanlarda yaşanan kuraklık ve kuraklık nedeniyle de mera alanlarımız zayıf karakterli ve otlatma kapasitesi çok düşük. Bu nedenle biz özellikle ilimiz hayvancılık yönünden oldukça güçlü bir il. Yaklaşık 280 bin civarında küçük baş hayvan varlığımız var. Yine 250 bin civarında da büyük baş hayvan varlığımız var. Hayvancılık yönünden hem küçük baş hem de büyük baş hayvancılığı yönünden güçlü bir iliz. Tabii hayvancılığın olmazsa olmazları, özellikle küçük baş hayvancılığın olmazsa olmazı meralarımız. Tabii biraz önce dediğim gibi mera alanlarımız genellikle çok olmasına rağmen iklim kuşağında yağışların çok düşük olması nedeniyle zayıf karakterli meralardan oluşmakta. Otlatma kapasitesi çok düşük. Bu nedenle biz hayvanlarımızın ihtiyaç duyduğu kaliteli kaba yemi karşılamak amacıyla özellikle yem bitkileri ekiliş alanlarını artırmaya çalışıyoruz. Tabii hem bakanlığımız kaynaklarıyla hem de dış kaynaklı, KOP, AİKA kaynaklı projelerle özellikle macar fiyi ekiliş alanlarını artırmaya yönelik projeler sunuyoruz. Sundukta bundaki amacımız %75 tohum desteğiyle kaliteli kaba yemi karşılamak amacıyla yem bitkili ekiliş alanlarını artırmaya çalışıyoruz. Bu vesileyle de biz hem KOP idaresine hem de bakanlığımıza ilimiz genelinde macar fiyini yaygınlaştırmak ve hayvancılık işletmelerinin ihtiyaç duyduğu kaliteli kaba yemi karşılamak için projelerimizi sunduk. Bu senede yine biz 27 ton civarında bir macar fiyi tohumumuzu tüm ilimiz çiftçilerin hizmetine sunduk. Ekiliş alanlarını yaptırdık. Toplam 3.374 dekar alanda biz ekiliş alanlarımızı gerçekleştirmiş olduk. Tabii biz sadece yem bitkileri üretimiyle de değil, aynı zamanda mera ıslah projelerle de mevcut meralarımızın iyileştirilmesi, münavebeli otlatması, işte hayvanlarımızın ihtiyaç duyduğu sıvatlar, gölgelikler gibi projelerle de yine mera alanlarımızı ıslah etmeye çalışıyoruz. Bu vesileyle de yine biz mera ıslah projelerimizi bakanlığımıza sunmuş olduk. Dediğim gibi hayvanlarımızın ihtiyaç duyduğu özellikle kaliteli kaba yemek noktasında bir açığımız var. Bunu da ekiliş alanlarını artırarak sağlamaya çalışıyoruz. Kaliteli kaba yemi sağlamaya çalışıyoruz. Tabii biraz önce bahsettiğim gibi kırsal kalkınma ile ilgili müracaatlarımız A ve B iş planında 17 Aralık'ta son olacak. O tarihe kadar çiftçilerimiz müracaatlarını internet üzerinden kendileri gerçekleştirmiş olacak. Ancak bu imkana sahip olamayan üreticilerimiz veya çiftçilerimiz olabilir. Bu sisteme girişlerini yapamayabilirler. Biz bu manada da onlara destek olmak amacıyla tüm makine ekipman satıcılarıyla bir görüşme ve eğitim programı gerçekleştirdik. Onlar da herhangi bir çiftçilerimiz almak istedikleri makine ekipmanla ilgili üreticilerle, firmalarla görüştükleri durumda müracaatlarını alacaklar. Biz onunla ilgili teknik elemanlarımız tüm alet ekipman bayileriyle gerekli görüşmeleri ve eğitim programını yapmış oldular. Yine buna rağmen herhangi bir yetiştirici veya üretici birliğine üye olan yetiştiricilerimiz ve çiftçilerimiz de aynı zamanda üye oldukları birlikler tarafından da müracaatlarını gerçekleştirebilirler. Hem üretici hem de yetiştirici birliklerimize de bu sistemin nasıl kullanılacağı, girişlerin ne şekilde yapılacağına dair teknik elemanlarımız tarafından gerekli eğitimler yapılmış oldu. Çiftçilerimiz hem alet ekipman bayiinden hem de bulundukları veya üye oldukları üretici veya yetiştirici birliklerden de internet yardımıyla müracaatlarını yapabilirler. Bunu da belirtmek istedim.